Hazır gündemimiz işkenceyken söylüyorum. Enişçiye işkence deseler seni aldatmaz Hatice abla. Aldatmazdı. Bir şey var diyorum. Yok, vallahi de billahi de yok. Alo Zafer, orada mısın? Şaden ablam, cevap vereyim. Beni sorarsa çıktı de. Tamam ablam. Emret reisim. Müsait misin? Yalnız mısın Zafer? 7/24 müsaitim reisim, emret. Güzel. Zafer, söyle bakalım şu benim otelimin genel müdürünü yatağına atan zampara enişte nerede? Ha, nerede? Kurban olayım ablam. Bana öyle bakma. Vuracaksan vur. Diyecek lafım yok. Alo Zafer. Zafer. Olan enişte. Ben o eniştenin hesabını zaten göreceğim de. Sen bir düş bakayım benim önüme. Şu ablanla bir konuşalım bakalım. Bana şu meseleyi açık açık bir anlatsın. İlyas, yalvarırım. Özgür, hadi. Hadi Özgür. Ya ne demek Özgür uygun bir dille İlyas'a anlatacak Cemre? Ya İlyas böyle mevzularda dil bilmez, anlamaz. Özlem duyunca açıklama yapmak zorunda kalmış. Kızcağız ne yapsın? İlyas ya da Hatice bu durumu Özlem'den duyarsa Özgür ne duruma düşer bir düşünsene. Bak hala Özgür ne duruma düşer diyor ya. Ya sen benim durumumu düşünmeden, kendi durumunu düşünmeden nasıl böyle bir karar verirsin Cemre? Ne yapayım? O geceden sonra bu konuyla ilgili ben tek başıma kaldım. Sürekli benden kaçıyorsun. Ara. Ara hemen ara. Özgür'ü ara. Sakın İlyas'a bir şey söylemesin. Bak bir tek ben değil, sen de ölürsün Cemre. Ara. Cevap vermiyor. Yürü git, çok önemli bir mevzu var de İlyas'ın kapısını çal. Gerekirse anam öldü de babam öldü de bir yalan uydur. Ama Özgür'ün İlyas'a söylemesini engelle. Hadi. Hadi Cemre. Gerçekten zannettiğiniz gibi değil. Ben bir şey zannetmiyorum. Görüyorum. Hatice. Hatice'm mi?
İlyas, bırak! Hatice abla. Ver o silahı bana. Herkes kendine yakışanı yapmış olsun. Gel ben seni evine bırakayım. Thank you.